Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri böyle rengarenk karşılamak istedim. Biliyorsunuzdur 3-4 sene öncesine kadar bu boyama kitapları çok popülerdi. Özellikle büyükler için boyama kitapları. Bunların bir sürü de çeşitleri var. Size onlardan bahsedeceğim. Bende toplam 4 tane var. Bunlar hala satılıyor diye biliyorum. Ki zaten böyle çoğaldılar artık. Bir sürü istediğiniz çeşitte boyama kitapları bulabilirsiniz. Bu video fikri aklıma şöyle geldi. Ya biliyorsunuz herkes evde artık. Yani evlerdeyiz, evden çıkamıyoruz, dışarıya çıkamıyoruz. Kitap okuyoruz, ekmekler yapıyoruz. Yani aklımıza gelecek her şeyi evde yapıyoruz. Ben dedim ki neden boyama yapmayalım? Boyama kitaplarım da varken ben böyle düşündüm ve boyama kitaplarımı çıkardım. Bunları ben 3 sene öncesinde almıştım. Yine kalemleri de aynı şekilde. Ama aklıma gelmedi, bir köşeye atmışım. Bu zamanlarda ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için tekrar karşıma çıkardım ve sizlere de bahsetmek istiyorum. Hemen kitaplardan bahsedelim. Öncelikle ben aldığım kitapları göstereceğim. Daha sonrasında da kalemlerimi hangi boyama kalemleriyle boyuyorum onlardan bahsedeceğim. İlk olarak ben Gizemli Orman kitabını almıştım. Zaten ilk olarak bu çıkmıştı diye hatırlıyorum. Yine de çok emin değilim. Şu şekilde gayet de güzel. Şu arkası da bu şekilde. Buraları da boyayabilirsiniz ama ben boyamamıştım. Şöyle size iç sayfalarını göstermek istiyorum. Umarım görüyorsunuzdur. Ben bundan çok fazla boyamadım diye hatırlıyorum. Zaten hemen de hevesim kaçmıştı. Ama bugün itibariyle artık boyamak istiyorum. Şöyle resimler bu şekilde. Özellikle bu çok harika. Yine sincap hayvanlar üzerinden. Bunu da çok az boyamışım. Genelde yapraklar, hayvanlar, işte geyik, kuş, o tarz hayvanlardan yapraklar dolusu. Yani bildiğiniz ormanda görebileceğiniz her şey üzerine yapılmış bir boyama kitabı. Gerçekten çok güzel ve detayları çok harika. Benim çok hoşuma gidiyor. Ben size boyadığım birkaç tane var. Onları göstereyim. Şu şekilde benim mesela boyadığım bu yaprakları ben çok beğenerek severek boyamıştım. Zaten ilk boyadığım sayfa da buydu. Yine aynı şekilde bu tarafı da boyamıştım. Burada da bir tane var. Bakalım. Yine böyle. Bunları daha canlı olması açısından ben keçeli kalemlerle boyamıştım. Onları zaten birazdan sizlere göstereceğim. Gayet de canlı ve çok güzel görünüyor. Ve arkaya da geçmiyor bu arada benim göstereceğim keçeli kalemler. İlk kitabım buydu dediğim gibi. Gerçekten boyarken zihninizde hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Çok iyi gelen bir aktivite. Zaten dediğim gibi evlerde olduğumuz için gayet de işinizi kolaylaştıracak ve zaman hızlı geçeceğini düşünüyorum. İlk kitabımı gösterdim. İkinci kitabım olarak yine bunun devamı gibi şekilde Esrarengiz Bahçe. Yine içini göstereyim. Hatta benim boyadığım tarafları gösterirsem daha iyi olur. Çünkü tek tek hepsini gösterirsem video uzar. Zaten görüyorsunuz. Bu şekilde boyadığım alan. Yani ben her renk yaprak kullanmışım açıkçası. Yeşil de sadece yeşil olmamış. Burası da çok hoşuma gidiyor. Hatta bunu böyle çıkartıp buraya bir resim koyup duvara da asabilirim. Bence çok mantıklı olur. Sonuçta kendim boyamışım bu şekilde. Boyadıktan sonra çok harika bir görüntü ortaya çıkıyor. Ben gerçekten çok sonunda çok mutlu ediyor insanı. Mandala desenleri de var. Özellikle mandala boyama kitabını da aldım. Çünkü o ara ona merak salmıştım. Burası efsane olmuş. Bu arada çok beğeniyorum. Çok çok profesyonel değilim. Bunları eğer yazarsanız internete ya da Instagram'a bilmiyorum nereye isterseniz yazarsanız çok güzel boyayan insanlar var. Ben o kadar profesyonel olduğumu düşünmüyorum ama yine de deniyorum açıkçası. Kalemlerim de bozuldu bu arada. Şimdi mandala desenine geçebiliriz. Ben bu iki kitabı aldıktan sonra böyle bayağı merak sardığım için o ara mandala çok popülerdi. Ben de bu deseni çok beğendiğim için belki dedim ki evimin duvarına asarım. O yüzden bu kitabı da almıştım. Yalnız bu kitap dura dura koptu. Yani şuradan bildiğiniz koptu. Ben de zaten böyle tek tek alıp boyuyorum. Kısacası kopartıyorum. O yüzden çok da sıkıntı olmadı. Şu şekilde boyadığım ilk mandala resmi. Yine bu çok hoşuma gidiyor. Fosfor. Yine bunları da aynı şekilde keçeli kalemlerle boyamıştım.
Onları da size tek tek göstereceğim. Hatta nasıl yazdıklarını da göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi arkaya da çok geçme yapmıyor. Zaten bu birazcık daha ince ama Gizemli Orman'la neydi? Esrarengiz Bahçe kitaplarının kağıt kalitesi gerçekten daha büyük, daha iyi. Bunlar birazcık ince kalıyor. Bu resmi çok beğenmiştim ben boyadıktan sonra. Yine böyle bir resim daha. Yine bunlar boş. Bu şekilde göstereyim. İçini. Burada resim yok, sadece burada var. Muhabbet kuşum yine susmuyor tabii ki asla. Beni konuşturmaz. Bu da bu şekilde. Bu dediğim gibi buradan ayrıldı ama çok da önemli değil. Çünkü alıp alıp boyadığım için. Yani arkası böyle olduğu için tek tek alıp boyuyordum. Bunu da bir kenara bırakalım. Ve son kitabıma gelecek olursak. Evet. Uyku kaçınca yetişkinler için yaratıcı boyama. Yine bunu da aynı şekilde öylesine aldığım bir kitap. Yine bu da koptu ama bence çok önemli değil. Bunların kopmasının sebebi kargoda bana böyle gelmişti. Ben de geri yollamadım. Normalde böyle kopuk gelmez diye düşünüyorum size. Ben çok önemsemedim. Zaten kopartıp kopartıp boyadığım için. Ama Esrarengiz Bahçe ile Gizemli Orman gerçekten çok kaliteli kitaplar ve aşırı kalın da kağıtları var. Gayet de iyi yani. Size bunu göstereyim. Hatta boyadıklarım da var. Bu şekilde. Bunu kurşun kalem mi denir? Boya kalemi mi denir? Faber-Castell'le boyadım diyeyim. Bu şekilde. Bu yarım kaldı. Çok da boyamamışım gördüğünüz gibi. Yani heves edip alıp bırakmışım ama boyamaya devam edeceğim. Çünkü bütün gün evdeyim ve asla vakit geçmiyor. Bir yandan kitap okuyorum, bir yandan ev işleri, hamur işleri falan filan derken akşamları da vaktim kalıyor. Dedim ki akşamları da bunları boyayarak vakit geçirebilirim. Hem terapi niyetine hem de psikolojime de iyi geleceğini düşünüyorum. Bu da böyleydi. Yine ikisi ve dediğim gibi ben bunları daha çok beğendim. Yani eğer almak isterseniz ben bunları ve mandalayı tavsiye ederim. Ki mandaladan zaten bir sürü çıktı artık. Yani sadece bu kitap değil, bir sürü kitap çıktı. Boyama kitapları bakabilirsiniz. Bunun kağıt kalitesini size göstereceğim. Bayağı kalın. Neredeyse mukavva denebilecek kadar kalın bir kağıt yapısı var. O yüzden çok fazla arkaya geçmiyor. Tabii ki abartırsanız böyle bayağı çizer nitelikte boyarsanız tabii ki de geçebilir. Özellikle keçeli kalemlerle zaten boya kalemleriyle geçmiyor. Bu şekildeydi boyama kitaplarım. Şimdi boyadık yani nasıl desem şu kayda konuşamadım bu arada. Deneyebiliriz. Ben boyama kalemleri aldım böyle bir sürü. Faber-Castell'in. Şu şekilde renklerini görebilirsiniz. Bayağı da çoklardı. Hatta şöyle göstereyim. Neon renkler, metalik gri ve metalik sarı içerir diyor. Bunun içinde bayağı çok vardı. Ben de o yüzden bunu almıştım. Boya kalemi. 36'lıymış. Yani bunlar. Bunun içinde almıştım bu şekilde. Fiyatlarını gerçekten hatırlamıyorum. Çünkü ben aldığımda 3 sene önce aldım. Yani 2015-2016 o aralar aldığımı düşünüyorum. Hemen deneyelim. Özellikle şu metalik mi bu? Şu renk mesela. Görüyor musunuz? Parlıyor ama inşallah görünüyordur. Şurada kırmızı. Pardon, turuncu. Yani gerçekten renkleri falan çok efsane, çok canlı renkleri var. Bunları almıştım. Böyle bütün renkleri göstermek istiyorum. Şöyle. Her yere saçıldı bu arada. Daha sonra onlar tabii ki bana yetmedi. Ve dedim ki neden daha da fazla renk almıyorum. Bunları aldım. Bunlar ne olarak geçiyor inanın bilmiyorum. Sadece göstermek istiyorum. Size de fikir olur diye. Şu şekilde. Netlemeyecek galiba. Netle.
Evet. Netlemiyor neyse. Şöyle bunları aldım. Bunlar çift taraflı. Gördüğünüz gibi bunlar daha ekonomik oluyor. Çünkü hani iki tarafına renk olduğu için renk çoğalıyor. Bir sürü renginiz olmuş oluyor şöyle. Gördüğünüz gibi hepsi farklı ve çok güzel renkler. Mesela bu renk hiçbir yerde bulabileceğinizi sanmıyorum. Yani böyle krem rengi gibi de bu şekilde krem rengi gibine de benziyor. Şöyle gayet de renkleri canlı ve gerçekten kitaba da rengi veriyor diyebilirim. Bunlar çok harika. Ben bunları size tavsiye ederim. Bunların renkleri gerçekten çok güzel ve bir sürü de renk var içerisinde. Ve son olarak göstermek istediğim bu şekilde keçeli kalem diyebilirim diye düşünüyorum. Bu şekilde. Bunlar böyle birbirine geçiyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Bunlar da yine Faber-Castell'in. Göstereyim hemen markasını. Gerçekten niye böyle yaptı? Ya umarım görünüyordur ama. Evet, bunların da renklerini size göstereyim. Yani nasıl yazdıklarını göstereyim. Ben bunlardan gerçekten çok memnunum. Çok tutuşu, uçları çok güzel. Gördüğünüz gibi. Çok güzel, çok yumuşak. Böyle sizi yormuyor. Akıp giden bir yapısı var. Çok beğeniyorum. Bunlarla boyamayı aslında ben daha çok seviyorum. Tek sıkıntım böyle mesela renk geçişleri yapmak istiyorum diyelim ki. İşte yeşil yaprağın içine birazcık sarı eklemek istediğim zaman ikisi birbirine karışıyor ya, o zaman kötü bir görüntü oluyor. Yani bunlar birbirlerine geçmiyor. Yani tek renk kullanmak zorundasınız bir yaprak yapacaksanız ya da bir yer boyayacaksanız ama bu kalemlerle daha iyi oluyor diyebilirim. Çünkü bunlarla istediğiniz gibi üst üste renk çıkarabiliyorsunuz ve renkler birbirine çok yumuşak bir şekilde geçiş yapıyor. O yüzden eğer ki çok ayrıntılı boyamak istersem bu tahta kalemleri, tahta kalem diyeceğim artık ne diyeceğimi bilemedim. Boya kalemlerini eğer normal düz bir resim yapmak istiyorsam da bunları kullanıyorum. Gerçekten çok memnunum. Sizlere de göstermek istedim ve burada bir sürü de renk var. Gördüğünüz gibi her renk mevcut. Mesela bu sarının tonları, işte yeşilin, mavinin tonları, pembenin tonları, morun, mavinin her şeyin tonları mevcut. İstediğim her rengi de bulabildiğim için gayet de güzel. Eğer denemek için bunların böyle altılısı, onlusu da satılıyor. İlla böyle çok almak zorunda değilsiniz. Belki istemezsiniz, hani yapmak istemezsiniz belki. Sadece boya kalemleriyle yapmak istersiniz. O zaman tabii denemek adına alabilirsiniz. Bunların fiyatı ben aldığımda gayet uygundu. Şu an ne kadarlar inanın bilmiyorum. Yani fiyat araştırmadım açıkçası. Gayet güzel uçları falan. Gayet hoş. Ay niye senetlemiyor ha? Uf, neyse. Uğraşamayacağım açıkçası. Dediğim gibi benim boya kalemlerim ve boyama kitaplarım bunlardı. Şurada da bir tospiğim var. Bu da kalem tıraş. Hani hoşuma gittiği için almıştım. Öyle umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Çünkü ben çok severek boyamaya başlayacağım. Dilerseniz ben boyadıktan sonra böyle ara ara gösteririm. Hani nasıl boyadım? Renkler nasıl oldu? Kombin nasıl? O şekilde size gösterebilirim eğer isterseniz. Ya da boyarken de video çekebilirim. Yani ben severek boyayacağım için sizlerle de paylaşmış olurum diye düşünüyorum. Benim videom bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Eğer abone olursanız, videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.